Evet Hamas saldırısında Amerika'nın da istihbarat zafiyeti var mı konusu tartışılıyor değerli izleyiciler. Amerikan medyasında New York Times'a, Washington Post'a, Wall Street Journal'da yorumlar çıkmaya devam ediyor. Son yorum Wall Street Journal'da yayınlandı. Amerikalı yetkililer kendi istihbaratlarının da ihmali olduğunu dile getirdi. Emekli bir CIA görevlisi paylaşmamız, e, suçu paylaşmamız gerek bizim de zafiyetimiz var dedi. Amerikalı yetkililere göre ülkenin istihbarat teşkilatları 11 Eylül 2001'de Amerika'da yapılan saldırılardan sonraki yıllarda Hamas ve diğer Filistin grupları hakkında istihbarat toplamayı neredeyse tamamen bıraktı. Bunun yerine El-Kaide ve daha sonra da DH liderlerinin yakalanmasına odaklandı. Mevcut ve eski yetkililer başta CIA olmak üzere Amerikan istihbarat kurumlarının saldırılarından önce Gazze şeridindeki olayları takip eden bir avuç analisti olduğunu ancak, Hamas'a insan kaynakları nüfuz etme ve grubu dinleme teknolojisiyle izleme konusunda İsrail'e güvendiklerini söyledi. Güvenlik kaynaklarına göre Amerikan istihbaratı İsrail istihbaratına güvenerek hata yaptı. E, zaten bu türleşirler yapılıyor. Bazı görevden almalar da oldu ama özellikle İsrail bu. E, tabii şu an katliam yapıyor. Tabii katliamı ne zaman ara verirler bilmiyoruz ama e, daha sonra görevden almaların olacağı söyleniyor. E, Orta Doğu'da yaklaşık 45 bin Amerikan askeri olduğunu söyleyelim. Türkiye'de 1885, Suriye'de 900, Irak'ta 2500, Kuveyt'te 13500, Bahreyn'de 9000, Katar'da 8000 ki en büyük üsleri Katar ve Kuveyt'te Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3500, Suudi Arabistan'da 2700, Ürdün'de 2936 Amerikan askeri var. Toplam 45 bin. Bunun 1885'inin de yine Türkiye'de olduğunu söyleyelim.